Merhaba sevgili Açık Beyin dostlar. Daha evvelki videomuzda soruyorum da orgazmın nörobiyolojisini konuşmuştuk. Tabii ki bu konuda doğal olarak yani bu bilgi bizim ne işimize yarayacak sorusu bazı arkadaşlardan geldi ve gelecektir doğal olarak da. Çünkü biraz böyle detaylı bir bilgi gibi gözüküyor ama hayatımızı çok fazla etkileyen bir konuya da doğrudan uzantısı olduğu için bu ikinci devam bölümünde biraz o konuya vurgu yapmak istedim. Daha önce Açık Beyin'de bunu çok konuştuk. Pornografinin beyne ve cinsel yaşama nasıl hasar verdiğini anlattık ama orgazmın nörobiyolojisini anladıktan sonra sanıyorum bunu biraz daha iyi anlayabilir hale geleceğiz. Zira şu anda özellikle genç beyin gelişimini çok yakından tehdit eden, özellikle de internetin bu kadar kolay erişilebilir olduğu bir dünyada büyük bir tehditten bahsediyoruz. Çünkü milyonlarca yıldır bir canlının en önemli fonksiyonu, açık ara birinci görevi olan üreme dediğimiz meselenin en üst noktasında yer alan bir hazzın, yani belki de işte canlı bir organizmanın bu hayatta yaşayabileceği en yüksek hazzın suistimaline dayanan bir mesele pornografi ve maalesef şu anda her yerden ulaşılabilir durumda. Gençlerimizi, özellikle genç gelişen beyni bundan korumak gibi bir yükümlülüğümüz var. Çünkü bu bölümde size çok özetle kısaca daha önce bahsettiğim birkaç konuyu hatırlatma nevinden tekrar anlatacağım. Pornografi gelişen beyne fiziksel olarak net bir biçimde hasar veriyor. Onun gelişiminde özellikle tiryakilik düzeyine çıktığında, bir bağımlılığa dönüştüğünde geri dönülmez hasarlar yaratabiliyor. Burada tabii yanlış anlaşılmasın, bir kere bir porno film seyretmekte bu olmuyor. Fakat pornografi çok hızlı bağımlılık sağlayan, çünkü işin ucunda en büyük zevk kaynağına zahmetsiz ulaşımı sağlayacak bir rüşvet gibi kullanılabildiğinden çok hızlı bağımlılık sağlayan ve maalesef hayatta kurtulunması zor bir davranışsal sapmaya dönüşen bir mesele olabiliyor. Özellikle gençlerimizin bu konuya ilgileri aşikar. İnternette bulunan içeriklerin %75'i pornografi ve internete harcanan paranın %85'inden fazlası pornografiye harcanıyor. 2020 yılından aldığımız verilere göre. Şimdi pornografinin beyinde fiziksel olarak işlevsel değişiklikler ve yapısal değişiklikler yaptığını biliyoruz. SPEC diye bir görüntülemeyle yapılan bu temsili çalışmada 3 tane farklı beyin görüntüsü görüyorsunuz. Bunlar beynin fotoğrafları değil, beynin aktivite haritaları. Yani beynin neresinin ne kadar çalıştığını gösteren haritalar. Radyoaktif bir görüntüleme yöntemi. Ve bakın burada beynin çoğu kısmının birbiriyle homojen ve eş düzeyde çalıştığını görüyorsunuz. Ortada eroin bağımlısı bir insanın beyin görüntülemesindeki farklılığa dikkat ediniz. Beyinde bazı bölümler oyuk gibi. Buralar çalışmayan ya da aktivitesi düşük olan bölgeler. En sağ tarafta ise uzun süreli pornografi bağımlısı olan bir genç beynin görüntüsünü izliyorsunuz. Durum eroin bağımlısından biraz daha feci halde. Özellikle ön bölümler, ki beynin şu üst kısmı ön tarafı, alt kısmı arka tarafını temsil ediyor. Beyne alttan baktığımızı düşünün, şöyle kafanın altından. Ön bölümlerdeki aktivite kaybı çok belirgin. Ne var bu ön bölümde? Bütün irademizi, toplumsal kodlarımızı, işte nasıl diyelim o sosyal davranışlarımızı kontrol eden, davranışlarımızı yönetmemizi sağlayan devreler beynin bu ön bölümde. Ve maalesef buralar çoğu zaman kalıcı olarak hasar görebiliyor. Ve yapılan birçok çalışmada porno bağımlısı olan beyinlerin ilaç bağımlısı, kimyasal bağımlılık gösteren beyinlerle benzer değişiklikleri daha ağır düzeyde sergilediği gösteriliyor. Bu beynin ödül merkezinin uyarılmasıyla ilgili, pornografik uyarılara karşı beynin o ödül ve haz merkezi nasıl uyarılıyor diye yapılan bir çalışma. Normal sağlıklı gönüllerde bakınız beynin bu akumbens çekirdeği dediğimiz bölgesi ya da ventral striatum dediğimiz alanı bayağı düşük düzeyde uyarılırken bakınız bir kompulsif yani sürekli porno tüketen bir pornografi bağımlısında çok büyük bir aktivasyon görüyoruz. Bu büyük aktivasyon beynin ödül sisteminin tamamen bu tip uyaranlara ayarlanmış gözüktüğünü bize gösteriyor. Ve bundan başka bir şeyden zevk alamaz hale gelebiliyor insanlar. Özellikle birçok TED konuşmasında dünya çapında bu konuda çok bilgilendirici eğitimler, seminerler veren birkaç tane anlatıcı var. Onların da anlatılarını sizinle aşağıda paylaşıyor olacağız. Onlara da lütfen bir ara göz atın. Bu hayvanlar aleminde de kazara gördüğümüz bir şey. Avustralya'da çok ilginç bir vakayla karşılaşıldı birkaç sene evvel.
Avustralya'da mücevher böcekleri dediğimiz böcekler var. Bu böceklerin bir şekilde sayıları çok azaldı ve soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ve araştırıcılar biraz baktıklarında bunun çok ilginç bir sebebi olduğunu buldular. Avustralyalı alkol sever arkadaşların içip yol kenarına fırlattıkları bira şişeleri ve o bira şişelerinin kahverengi rengi bu mücevher böceklerinin dişilerinin rengine çok benziyor. Hatta o renklerden çok daha parlak bir kahverengi ve bu canlılar evrimsel olarak o kahverengi rengi yukarıdan gördüklerinde o dişiyle çiftleşmek üzere inmek için programlanmışlar. Böyle bir yazılımları var. Fakat bu şişeler o kadar parlak ve o kadar cezbedici ki dişileri bırakıp bu şişelerle çiftleşmeye çalıştığı için erkekler birkaç sene içerisinde Avustralya'daki mücevher böceklerinin neredeyse soyu tükenme noktasına geliyor. Hemen tabii ki önlem alıyorlar, bira şişelerinin atılmasını yasaklıyorlar ve yol kenarlarından bira şişelerini toplattırıp bu canlıların soyunu bir şekilde kurtarıyorlar. Bizim için pornografi bu canlıların karşısında buldukları bira şişelerinden hiç farklı değil. Bunlara bira şişelerinin yaptığı aşırı uyarım bize de pornografi tarafından sunuluyor ve aynen bu böceklerin olduğu gibi biz de bu tarz aşırı bir uyarana karşı oldukça savunmasız durumdayız. Peki bu konuda ne yapacağız? Maalesef hayatımızı hep bedensel hazlar düzeyinde sürdürdüğümüz için bununla mücadele etmemiz oldukça zor oluyor. Biz mesela çocuklarımızın, gençlerimizin buna erişimini engellemeye, erişkinlerin de kullanımını sınırlandırmaya ya da zorlaştırmaya çalışıyoruz ama insanla ilgili unuttuğumuz çok önemli bir mesele var. Özellikle psikoloji tarihinde de çok betimlendiği gibi bizim hazlarımız var ama bu hazların arasında bir düşük düzey ya da diğer hayvanlarla paylaştığımız bir haz grubu var. Bir de yüksek hazlar dediğimiz sadece insana mahsus ve insanın yapabileceği alanlarla ilgili hazlar mevcut. Bu düşük hazlarımız yeme, içme, cinsellik gibi grupları içerirken insanda özellikle sosyal medya tüketimi, işte böyle futbol tutkunluğu falan filan gibi, işte devamlı böyle önüne gelen filmi izlemek, vaktini bununla öldürmek ya da işte böyle çöp gıdalar, cipslerdir, hamburgerlerdir bunlara müptela olmak şeklinde karşımıza çıkabiliyor ve tabii ki porno bağımlılığı da özellikle bu alana cuk oturan bağımlılıklardan bir tanesi. Bütün bu davranışlar bedeni hazlarla ilgili, diğer hayvanların da hissedebildiği hazlarla ilgili olan tüm bu davranışların hepsine dikkat ediniz. Hepsi bizde bağımlılık yaratma potansiyeli taşıyor. Cips bağımlılığı da var, futbol bağımlılığı da var, sosyal medya bağımlılığı da var, yeme içme bağımlılığı, alkol bağımlılığı, pornografi, kumar bağımlılığı hepsi var. Dolayısıyla bunlar bağımlılık yaratıyor. Skalanın diğer tarafında ise İnsan yeni bir şey öğrendiğinde, gerçekten kendini geliştirmek için spor ve egzersiz yaptığında, diğer insanlarla derinlikli sohbetler yaptığında ve duygusal alışverişlerde bulunduğunda, spor müsabakalarında bizzat yer aldığında, yani mücadele ettiğinde, kazanmak için çabaladığında, arkadaşlık kurduğunda, aşık olduğunda ve kendini gerçekleştirme yolunda adım attığında, yüksek hazlar dediğimiz bir alana adım atmış oluyor. Ve bu hazların enteresan bir tarafı var. Sizden bir ricam var. Burada saydığım özelliklerin yanına pornografi ya da uyuşturucu bağımlılığını bir koymayı deneyin. Mesela derin bir şeyler öğrenme yolunda çaba sarf eden bir insanın aynı zamanda şöyle bir bağımlı olduğunu düşünün. Aşık olan bir insanın böyle bir bağımlı olduğunu düşünün. Arkadaşlarla, dostlarla vakit geçirmeyi, kaliteli vakit geçirmeyi seven birinin böyle bir bağımlı olduğunu düşünün. Bunları pek yan yana koyamayacaksınız. Çünkü bu ikisi birbirinden çok farklı alanlar ve yüksek hazlar bizi bağımlılık yapmadan kendilerine bağlayan ve bizi bulunduğumuz yerden daha yüksek noktaya taşıyan bir hediye. Ve biz bunlarla çok uğraşmadığımızda hayatımızı neyle dolduruyoruz? Maalesef düşük hazlarla dolduruyoruz. Az önce bahsettiğimiz, daha önceki videoda da bahsettiğimiz orgazm dediğimiz mesele özellikle bedensel ve zihinsel bir haz olduğu için aslında düşük hazlar kısmına düşüyor. Ama ve lakin o kadar da küçümsemeyelim. Daha önceki videoyu izlediyseniz bu aynı zamanda eşler arasındaki bağlanmanın da bir aracı olabileceği için aşk ve bağlılığa dönüşebilme ya da onu destekleyebilme potansiyeli taşıdığından aynı zamanda yüksek hazların da bir parçası oluyor. Yani böyle bedeni bir zevki alıp bunu çok yüksek bir hazın bir parçasına dönüştürebilmemiz de mümkün. Tabii ki bu konuya nasıl baktığımızla bağlı. Hiçbir tensel temas ve insan ilişkisi içermeyen pornografi gibi bir meseleyle bunu suistimal ederek maalesef hayatımızı bir bağımlı olarak geçirmeye de yönlenebiliriz. Ya da bu zevki ve keyfi gerçekten paylaşmaya değer insanlarla yaşayarak bunu hayatımızı yükseltici bir deneyim olarak da dönüştürebiliriz.
biliriz diye düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi aşkın nörobiyolojisi karışık bir hikaye ama ben özellikle şu aşk kelimesine, şu cinsel tutku anlamını verdiğimiz için toplumsal olarak çok suçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bu kelimeye çok büyük eziyet ediyoruz. Bizde bu kelimenin anlamı çok çok büyük. Sadece iki insanın birbirine karşı hissettiği o tutkunun çok dışında anlamları var. Bizde sarmaşık ve ışık gibi iki farklı kökenden gelen bir kelime kullanılıyor. İngilizce'deki love asla asla bunun karşılığı değil. Dolayısıyla aşk dediğimiz şeyin biraz daha yüce bir şey olduğunu, insanı alıp götüren ve insanın kendisinden başka birinin çıkmasına vesile olan bir yol gösterici, ışık ve onu sarıp sarmalayan bir sarmaşık olduğunu sık sık kendimize hatırlatalım derim. Zira sırf birilerini elde etmek amacıyla onlara hissettiğimiz tutkuyu aşk olarak nitelersek, aşkın bütün yüksek haz özelliklerinin bizi terk ettiği bir hayata da kendimizi mahkum ederiz. Eskiler kadın erkek arasındaki aşk için ya da paraya, makama, insana duyulan sevgi için mecazi aşk tabirini kullanırlardı. Bu mecaz asıl olanı hatırlatmakla görevlidir derlerdi. İnşallah bunu sıklıkla birbirimize hatırlatalım. Bu misalden, bu örnekten yola çıkarak aslında hayatın kendisine duymamız gereken aşkı, şu bir kere geldiğimiz hayatta daha insani ve daha yüksek bir düzeyde yaşama arzusunu kendimize sık sık hatırlatalım. Özetle düşük hazlarda kalan aşağı düşer, yüksek hazlara tutunan yukarı çıkar. Eğer gençlerimize bir kıyak yapmak istiyorsak onların etrafını çitlerle çevirip başlarına polis dikerek değil, onları yüksek hazlarla, bilimle, sanatla, felsefeyle, maneviyatla, edebiyatla derinden tanıştırarak onların hayatlarını daha ziynetli, daha süslü ve daha güzel bir hale getirebiliriz. Bunları bence benim anlatmama hiç gerek yok. Kendinize iyi bakın, göreceksiniz efendim. Tekrar görüşmek üzere.